Sevgili seyirciler, Almanya'da son derece garip gelişmeler yaşanıyor. Son örneği ve en ilginci de şu anda Almanya'da bir Şeyhülislam, bir de halife var. Halife, Şeyhülislam'ı görevden alacağını açıklıyor. Şeyhülislam da halifeyi tanımadığını söylüyor. Halife, tanıdığımız bir isim, Cemalettin Kaplan. Ve geçen hafta halifeliğin ilan ettiği sırada da 32. gün Almanya'daydı. Deniz Arman hem Şeyhülislam hem de yeni halife ile görüşüp bu garip mücadeleyi araştırdı. Yusuf Akçora da hilafet töreninin inanılmaz görüntülerini çekti. O gece Müslümanlar için diğer gecelerden farklıydı. Çünkü o gece Kadir gecesiydi. Ancak bazı Müslümanlar için gecenin farkı bununla sınırlı değildi. Heyecanlıydılar. Vakit geçirmeye çalışıyorlar, onu bekliyorlardı. O gelecek ve o geceyi diğer gecelerden farklı kılacaktı. Bekledikleri Federe İslam Devleti'nin başkanıydı. Bekledikleri Cemalettin Kaplan'dı. Bekledikleri Kaplan'ın yapacağı açıklamaydı. Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluşundan 70 yıl sonra Almanya'da hilafet geri getirilecekti. Bekledikleri insan sessizce geldi, tedbirlerle içeri girdi. Köln Ulu Cami'deki yeşil sarıklı kalabalık Cemalettin Kaplan'ı tekbirle, sloganlarla selamlıyor, adım adım hilafetin ilanına yaklaşılıyordu. Yeryüzüne haykırıyor. Ey ümmeti Muhammed diyor. Hani senin halifen? Hani senin hilafetin? Hani senin Kur'an'ının hükümleri? Nerede? Kalabalık ateşli konuşmalarla coşturuluyor, tekbir sesleri giderek yükseliyordu. Sıra kaplancıların her toplantıda yaptıklarına gelmişti. Şimdi sırada Mustafa Kemal'e küfretmek vardı. 3-5 soysuz gelmiş, senin hilafetini kaldırmış, senin halifeni kaldırmış. O kafir Anadolu'da İstanbul'dan Samsun'a ayak bastı denilen o kafir deseydi ki, ey Anadolu halkı, ben Anadolu'da ayağımı sağlam bastıktan sonra sizin kitabınızı kaldıracağım, sizin kanunlarınızı kaldıracağım, sizin halifenizi yurt dışına süreceğim, halifelik makamınızı kaldıracağım, kerhaneler açacağım, meyhaneler açacağım deseydi, Anadolu milleti acaba o kafiri orada boğmaz mıydı? Bu sözler, bu görüntüler bu kadarla sınırlı kalmadı. Kaplancılar bir bir kürsüye geldiler. Geldiler ve siyasi manzarayı kendilerine göre yorumladılar. Allah ne yaptı? PKK'yı Kemalistlerin başına musallat etti de Kemalistler bizimle uğraşacak zaman bulamadılar ve bulamıyorlar. Kemalistlerin Federe İslam Devleti ile kaplancılarla uğraşacak zaman bulamadıkları aslında yalan değil. Öyle olsa böylesine sahneler yaşanabilir miydi? Öyle olsa hilafetin kaldırılışından 70 yıl sonra bu sözler duyulabilir miydi? Ve sizlerin de hüsnü kabul ve teveccühüne dayanarak hilafet devletini ilan etmiş bulunmaktayız. Kardeşlerim, hilafet devletini ilan eden el-emir ve naib Cemalettin Hocaoğlu halifedir. Tekbir! Cemalettin Kaplan Hocaoğlu kendini işte böyle halife ilan ettirdi. Hristiyan Almanya'nın küçük Köln kentindeki küçük bir camide küçük bir cemaat Kaplan'a bütün Müslümanların önderi sıfatını verdi. Kaplan da sanki gerçekten öyleymiş gibi, sanki gerçekten tüm Müslümanların lideriymiş gibi davrandı. Halifelik kılıcını sanki halifeymiş gibi havaya kaldırdı.
İmam Hocaoğlu halifeliğini ilan ederken törene son noktayı torunu koydu. Camide bulunanlardan şeriat düzenini kurma sözü aldı. Halifenin torunu istedi, cemaat söz verdi. Vakti gelince kıyama kalkacaklardı. İmam Hocaoğlu uçaktan inerken, yer gök Allah sedalarıyla inlerken, mehter, mehter marşı çalınırken kıyama kalkacaksın tamamen. Allah Azimüşşan izin verince geleceğiz Kemalistler, bekleyin bizi. Bütün bu inanılması güç ama gerçek görüntülerden sonra Ulu Cami'nin kapısı tüm kameralara kapandı. O gece içeride daha başka neler söylendiği, neler konuşulduğu bilinmiyor. Camiye girilmesine ancak ertesi gün izin çıktı. İçeriye girebilen ise sadece 32. gün kamerasıydı. Burası Köln Ulu Cami, Anadolu Federe İslam Devleti'nin geçici merkezi. Cemalettin Kaplan devletini buradan yönetiyor. Ulu Cami aynı zamanda hilafet makamı da. Cemalettin Kaplan halifeliğini bu camide icra ediyor. Adı Ulu, kendi mütevazi bu camiye bakıp aldanmayın. İçeride çok önemli, çok ciddi laflar ediliyor. Ve inşallah Teala bizler halifemize sahip çıkacağız. Bu sefer halifemiz tekrar kovulmayacaktır. Halifemizi kanımızla, canımızla, silahımızla koruyacağız. Tekbir! Allah! Müritlerinin kanla silahla koruyacaklarını açıkladığı halife 32. günde yapacağı söyleşiye o müritleriyle birlikte geldi. Söyleşi hayli ilginç bir konumda gerçekleşti ve Cemalettin Kaplan söze şöyle başladı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihinestaîn. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hilafet demek, ümmetin, Hazreti Muhammed ümmetinin, ümmet topluluğunun başı demektir. Mesulü ve sorumlusu demektir. Peki demokrasi nedir? Demokrasi de şeriatın taban tabana zıt bir kutbudur. Demokrasi diyor ki, ben insan kafasının mahsulüyüm. Binaenaleyh insanları ben idare edeceğim. Şeriat da diyor ki hayır. Diyor bu mülk Allah'ındır. Ben de onun kanunu, bu insanlar da Allah'ın kulu. Binaenaleyh ben idare edeceğim. İşte aradaki hilaf, çekişme bu noktada. Yani biz demokrasiyi hakim kılarsak partiler yoluyla ne olur? Şeriat susmuş, dibe köşeye çekilmiş olur. Ve şirke düşürmüş olur. Fakat biz demokrasiye paydus, dolayısıyla partilere de paydus dediğimiz zaman meydan şeriata kalacaktır. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletin değildir. Bu uydurmadır ve bu aynı zamanda şirktir. Ha, ne diyeceksiniz ya? Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır diyeceksiniz. Kemalist idare, cumhuriyet idaresi, zorba idare artık yıkılmak üzeredir. Çatır 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 diyor. Ve arkasından kurulacak peygamberlik esasına, şeriat esasına dayanan, Kur'an esasına dayanan bir idarenin arefesindeyiz. Elhamdülillah. Köln, Almanya'nın en önemli kentlerinden biri. Köln aynı zamanda Hristiyan alemi için de çok önemli. Çünkü dünyanın en görkemli kiliselerinden Dom bu kentte yer alıyor. Ancak şimdilerde Köln, Müslümanlar için de son derece önemli. Nasıl olmasın ki? Son halife burada yaşıyor. Üstüne üstlük Köln'ün bir de Şeyhülislam'ı var. Bunlar yetmezmiş gibi son halife ile Şeyhülislam arasındaki kavga da Köln'de sürüyor. Kavganın bir tarafında Ali Yüksel var. Yüksel hem Almanya Şeyhülislam'ı hem de Refah Partisi çizgisindeki Avrupa Milli Görüş Teşkilatları Genel Sekreteri. Ali Yüksel, Şeyhülislam sıfatını geçen yıl bir grup İslami derneğin girişimiyle kazanmış ve bu sıfatını Alman makamlarına kabul ettirmişti. Ali Yüksel, Şeyhülislam cübbesinde ilk kez 32. gün kamerası önünde giymişti. Almanya Şeyhülislamı bu kez kameranın karşısına takım elbiseyle çıktı ve halifelik için değil ama Cemalettin Kaplan için ağır konuştu. Müslümanların önderinin, liderinin olması ve hepsinin onunla bağlanması ve dünyada
güç dengeleri içerisinde büyük bir güç oluşturmasını elbette bir Müslüman olarak istiyoruz. Elbette böyle bir şey gönül ister ama bu işin bugün Cemalettin Kaplan'ın yaptığı gibi olması ancak herkesi bu işe güldürür. Bu bakımdan üzgünüz. Sen bir partiye mensup bir şahsiyetsin. İslam'da da parti olmadığına göre sizin tayininizde, tensibinizde, varlığınızda gayrimeşru. Gayrimeşrudur. Bir kere her şeyden önce beni Şeyhülislam olarak Cemalettin Hoca'nın da içinde bulunduğu bir kurul göreve getirmedi. Onun bizim üzerimizde herhangi bir söz söyleme hakkı, kabul etme veya reddetme şeyi yoktur. Bunu diyemez. Derse cevabını alır. Rab diye, şap diye alır cevabını. Senin tayinin bir kere meşru değil. Hangi makam seni tayin etti? Sonra ehliyetin var mı yok mu? Soracağız. Biliyoruz biz Ali Yüksel'i. O makama ehil değildir. 12 ilmi tahsil etmemiştir. Kendisini çok yakından tanırım. Cemalettin Hoca hani Avrupa Milli Görüş Teşkilatlarından ayrılıp teşkilatlanmış birisidir. Başlangıçta güçlü bir şekilde hani Milli Görüş'ten aldığı insanlarla güçlü bir şekilde bu harekete başladı. Fakat gün geçtikçe yaptıkları sebebiyle, lüzumsuz konuşmaları, hücumları sebebiyle arkasındaki insanlar yeniden Milli Görüş'e döndüler. Bu adam artık hani akıllıca işler yapmıyor şeklinde konuşaraktan ayrılmışlardı. Şimdi de bir kısmı ayrıldı. Birisinin bununla konuşmayacaksınız diye ilan ettik mi onun işi biter. Kimse ona selam vermez. Aslında bu gibi konularda fazla konuşmak istemiyorum ben. Yorum da yapmak istemiyorum. Ama hani burada bir halifeliğin ilanı fazla ciddiye alınacak, büyütülecek bir mesele değil. Teslim olmak zorundasınız. Yoksa sizin kıldırdığınız cuma namazları sahih olmaz. Sizin hacca gönderdiğiniz adamların haccı sahih olmaz. Hilafet devleti deyip öteye kimse gitmesin. Evet. Belki dinlemeyecek bugün ama yarın öldüğü zaman huzuruyla ise Allah sorar. İşte böyle bir kavga. Sanki bütün bu olan bitenler gerçek değil. Sanki köyünde bir film çevriliyor, filme isim aranıyor. Halife Şeyhülislam'a karşı ya da halife intikam peşinde veya halifenin dönüşü. Ama köyünde film çevrilmiyor. Bütün bu olan bitenler de gerçek. Gerçeğe bir isim aranmıyor. Çünkü gerçek. Acı ama gerçek. Zalimlerin boynuna hurdan vurur. Asmak için geliyor. Bekleyin bizi. Sevgili seyirciler, Şeyhülislam ile halife arasındaki kavga biteceğe benzemiyor. Allah'tan hem Şeyhülislam taraftarları hem de halife taraftarları avuç içi kadar küçük bir grup. Dolayısıyla pek büyük etkileri yok ama bütün bu görüntüler bir noktayı üzerinde doğru bir ikaz getiriyor. İşte nereye doğru gidilebilir, neler olabilir haberimiz olsun, böyle gelişmeler var.